Peki AK Parti lideri liderlikten bahsetmişken eğer ona şu soru sorulsaydı. Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayınız kim olsun deselerdi şayet Erdoğan'a. Sizce kim olsun derdi? Erdoğan şimdi şöyle bak ben Tayyip Erdoğan'la ta 72'den beri bir hukukumuz var. Şimdi aslında ben Milli Kütüphane Arşivi 72'de o tahmin ediyorum ticaretle uğraşıyordu. Tabii canım sucuk bizim Karadeniz'de. Bisküvi bayili değil miydi? Yok sonra. O zaman kopuzdu. Onun şirketinde sucuk satıyordu. Ha evet. Ben hatta o... Et ve et ürünleri. Ya sucuk. Dediğimiz sucuk. Yani bildiğimiz sucuk. Hatta o yani bu dediğim 10 sene önceki şeyde Kemal Kılıçdaroğlu'na işte SSK müdürü falan dediğinde ben de çok televizyon konuşmalarında sucukçu Recep diyordu. Evet tabii bizim kanalda da söylediniz onu. Yani o zaman. Şimdi o ayrı. Evet. Ama şimdi yine hani doğruyu tespit etmek bakımından söylüyorum. Tayyip Erdoğan yani gerçekten şu andaki mevcut genel başkanlar içerisinde lider, bak bir sefer iki sefer değil, demin arz ettim. Kılıçdaroğlu o 3-4 konuda liderlik yaptı. Evet. Takdir edilir. Ama Tayyip Erdoğan ister beğenme ister beğenme 20 sene bana anlatmasın kimse. Evet 20 sene. 20 sene AKP Genel Başkanı. AKP'nin Genel Başkanı olarak Başbakan. Başbakan. AKP'nin Cumhurbaşkanı olarak bilmem. 20 sene tek başına Türkiye'yi yönetiyorsa Cumhuriyetimizin kuruluşu 100 sene bunun 5'te biri. 5'te birinde tek başına yönetiyorsa bu öyle küçümsenecek. Efendim ya ne alacak falan diyeceğiniz bir şey değil. Efendim bunun sebepleri var. Elbette her şeyin bir sebepleri var. Mutlaka var evet. Ama o sebeplerin içinde her şeyi bana şu şekilde bana kabul ettiremez kimse. Efendim dış güçler de tamam. Kuruluşunda dış güçler desteklediler. Doğru. Şimdi desteklemiyorlar mı? Ay şimdi başka bir şey söylemek istiyorum. Yani o zaman biliyorsunuz Yenilikçi Hareket diye bir kitapta bile gerçi onun yazarı sonra inkar etti. Ben onları öyle değil filan. Neyse Amerika ile İsrail ile efendim İngiltere ile olan şeyleri biliniyor. Kamuoyunca da şey yapıldı. Ama şimdi gel burada 20 sene eğer böyle bir iktidar iş başındaysa liderlik var diyorsun. Bunun hem var hem de bunun sorumlusu başta CHP olmak üzere. Aynen. Muhalefetin 20 yıl iktidardaysa muhalefetin bunda rolü yüksek. Bak söylüyorum. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere. Peki Erdoğan adayı o zaman Kemal Kılıçdaroğlu. Böyle deyince aklı o çıkıyor. Yani böyle bir muhalefet varsa Erdoğan hoşuna gidiyor. Mevcut muhalefetin kalmasını ister ve karşısındaki rakibini seçerse Kemal Kılıçdaroğlu der o zaman. Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu olsun ister mi? İsteyebilir. İster bence. İster. Yani. Hani böyle kendine göre işte evet. Zaten yıpratıp duruyor. Kendine göre şey yapıyor. Ama bak Tayyip Erdoğan yine söylüyorum. Yani hala mesela şu anda, şu dakika en son geldiğimizde de söylemiştim dikkat edersen. Şu dakika kendi adaylığına kesin karar vermiş değil kendi içinde. O tabii ki seçimin sonucunun nasıl olacağını görerek söyleyebilecek. Evet. Eğer yani, kazanamayacaksa ya işte, birisine aday gösterecek. Yani, öyle, kaybeden kendisi ya, olmayacak. Yani evet. Böyle bakıyor. Bilmem ne. Şimdi bu mesela işte sansür yasası, faşizm yasası ne derseniz deyin. Yani böyle bir yasa olur mu? Sayın Binali Yıldırım hazır o zaman bu konuya. Yok. Hayır. Yılda... Aday olmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aday gösterilecek kişi birkaç kişi isim var. Tamam Binali Yıldırım olur, Ahmet olur, Mehmet Süleyman olur. Soylu olur. Ama ben sana söyleyeyim. Tayyip Bey aday olmasın. Hani işte MHP ile beraber %40 diyoruz ya artı eksi. 25'i geçsinler. Şapkamı 10 kez göğe açacağım diyorsun. Evet. O çünkü en az 15 puan Tayyip Erdoğan'ın şeyi, şahsi oyu. Daha fazla da hadi ben yine mütevazi rakam vereyim.